barıştır, huzurdur. Tüm insanlığın düşünen beyni, duyan gönlü. O, insanları birlik olmaya, Allah'ın birliğinde yok olup erimeye çağıran, insanlar tek bir ağacın dalıdır. Topumuz birinciyiz. Başımız da, aklımız da tekken, ne diye bu iki görme, bu şaşılık neden diyen ve insan yaratılmışların en şereflisidir. Düsturuyla da her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan çile ve mana eri. Sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolü. Hazreti Mevlana'nın 741. Vuslat yılında Osman Gazi Belediyesi, Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Mevlana'da İnsan konulu gecemizi sizleri kalbi duygularımızla selamlıyor, hoş geldiniz diyoruz. Sayın AK Parti Bursa Milletvekilimiz, Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımız, Sayın Yenişehir Belediye Başkanımız, Sayın Başkan Yardımcılarımız, Sayın Meclis Üyelerimiz, saygıdeğer protokolümüz ve kıymetli katılımcı konuklarımız. Bu akşamki programımız protokol konuşmalarının ardından Mevlevi Üstadımız Sayın Mustafa Özbağ Hocamızın Mevlana'da insan konulu sohbetiyle devam edecek. Ve hocamızın ardından Karabaşi Veli Semazen grubunun gösteriliyle de programımız son bulacak. Ve sayın protokolümüz, saygıdeğer konuklarımız, sizleri şimdi hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ve değerli konuklarımız, günün önemine hitaben açılış konuşmalarını yapmak üzere Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Dernek Başkanı Sayın Cafer Altay'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Osman Gazi Belediye Başkanım, Sayın Gürsu Belediye Başkanım, Sayın Yenişehir Başkanım, Başkan Yardımcılarım, Sayın Protokol, saygıdeğer misafirler ve değerli basın mensupları. Osman Gazi Belediye'miz, Tasavvuf Vakfı ve Bursa Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneğimiz tarafından düzenlenmiş olan 741. Şeb-i Aruz Hazreti Mevlana'yı anma töreni ve sema coşkusuna hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kuruluşumuzdan bugüne kadar amacımız Hazreti Mevlana'yı, aşkını, kültürünü tanıtmak ve sevdirmektir. Bu amaç doğrultusunda birçok faaliyet gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Hazreti Mevlana'yı ve onun aşkını gönüllerle buluşturmak amacıyla sadece Bursa'mızda değil
İstanbul, İzmir, Çanakkale, Edirne ve Konya gibi 17 şehir temsilciliğimizle yurt içi ve yurt dışı programlar gerçekleştirmekteyiz. Derneğimiz, vakfımız ve Osman Gazi Belediye'miz İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle liseler arası geleneksel Mevlana şiir yarışmasını tüm Türkiye çapına genişleterek yoğun bir katılım ile gerçekleştirmektedir. Ayrıca öğrencilerimizi Karabağşi Veli Kültür Merkezimizde özel olarak düzenlediğimiz Mesnevi Söyleşisi ve Sema programları ile ağırlamaktayız. Bu yıl 7000 lise öğrencimizi Mevlevi kültürü ve Sema ile tanıştırdık. Bununla birlikte Karabağşi Veli Kültür Merkezimizi yurt içi ve yurt dışından yaklaşık bugüne kadar 100 binin üzerinde misafir ağırlayarak Karabağşi Veli Kültür Merkezimize geniş hizmetlerde bulunmaktayız. Ayrıca Avrupa ve Uzak Doğu turizm rehber ve kataloglarında Karabağşi Veli Kültür Merkezimize geniş yer verilmekte. Bursa'mızın ve ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağlamaktayız. Bundan sonra da ileriye dönük bu çalışmalarımız yurt ve dünya genelinde devam edecektir. Kültür merkezimizde Mevlevilik başta olmak üzere kültürel, bilimsel ve sağlık konularında çeşitli konferanslar, paneller ve söyleşiler ile siz sayın halkımıza daha iyi hizmet vermeye gayret edeceğiz. Bu vesileyle bizlerin önünü açan, çalışma azmimizi destekleyen üstadımıza ve ekibimize sizlerin huzurunda teşekkür ederim. Katılımlarından ve bizlere verdikleri desteklerinden dolayı Sayın Mustafa Dündar Beyefendi'ye ve ekibine ve tüm Bursa halkına, basınımıza ve emeği geçen herkese teşekkür eder, gecenizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan dilerim. Sayın milletvekilim, sayın belediye başkanlarım, il başkanlarım, il başkanım, meclis üyelerimiz, Orhan Gazi'mizin değerli kaymakamı, kıymetli Mevlana dostları, değerli gönül insanları, Hazreti Mevlana'nın 741. Vuslat Yıl Dönümünü anma gecemize hepinize hoş geldiniz diye saygıyla selamlıyorum. Bizler Osman Gazi Belediyesi olarak birçok hizmetler üretiyoruz. Tarihi miras, otoparklar, pazar yerleri, kültür merkezleri, müzeler, spor tesisleri, kentsel dönüşüm, sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler bizlerin en önemli icraatlarıdır. Fakat bunların içerisinde kültürel faaliyetimiz çok daha bir ayrıcalık arz eden ve sizlerle birlikte gönül gönüle olmak için çok özel bir etkinliğimizdir. Bunların başında değerlerimiz, manevi değerlerimiz, Mevlana kültürel etkinlikleri en başta gelmektedir. Yaratılan, her şeyi yaratandan ötürü sevebilen bir hayat görüşüne sahip olan Mevlana'yı aslında anlatan tek kelime aşktır. Dünyanın mayası, yaratılışın hikmeti ve her canlının önce kendinde sonra candan ötede aradığı ebed aleminin tek anahtarıdır aşk. Bakınız, bütün alimlerimiz, ulemalarımız, manevi büyüklerimiz önce aşk der. Önce aşk olsun, sonra huzur olur, barış olur, kardeşlik olur. Önce aşk olsun, gelecek olur, yarınlar olur, sevgi olur. Günümüzde en çok ihtiyacımız olan felsefeyi dünyaya duyuran Hazreti Mevlana'yı anmaktan çok anlamak zamanıdır bugün. Biz
sizlerin de destekleriyle her yıl birçok etkinliği bu düşünceyle düzenliyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza Mevlana felsefesini anlatmak için yarışmalar, sempozyumlar düzenliyoruz. Karabahçeveli dergahımız ile birlikte yurt içinde ve dışında ortak çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız binlerce insana ulaşmak değil, amacımız binlerce gönüle ulaşmak. Binlerce gönülde Mevlana'yı dinlemek, binlerce hal dilinde Mevlana'yı görmek. Biz bu mirası korudukça, yaydıkça, paylaştıkça işte o aşka ancak ulaşırız. Her şey aşk da güzeldir. Eğer Mecnun'un aşkı olmasaydı Leyla'nın güzelliğinin bir kıymeti olmazdı. Aşık Veysel'in de söylediği gibi, güzelliğin 10 para etmez bende bu aşk olmasa diye. Tabii tüm bu deyişler, söyleyişler ilahi aşka ulaşma arayışlarıdır aslında. Artık gönül gözümüzü açma zamanıdır. Artık bir ve beraber olma, birbirimizi aşkla, sevgiyle, kardeşlikle bakma zamanıdır. Artık dünyaya Mevlana gibi bakma zamanıdır. Bizim dinimiz bunu emreder. Bizim kültürümüz bunu emreder. Biz bu değerlerimize, maneviyatımıza sahip çıkmak zorundayız. Maneviyattan yoksun, maneviyatı önemsemeyen toplumlar yok olmaya mahkumlardır. Dinimizi eşsiz felsefeleriyle yorumlayan, bizlere farklı gönül pencereleri açan büyük alimlerimiz, düşünürlerimiz eserleriyle, felsefeleriyle bize emanettir. Onlara sahip çıktığımız, anlattığımız sürece maneviyatı korunmuş, güçlü bir toplum olarak ayakta kalabiliriz. Bu bilinci çocuklarımıza kazandırmak, tekrar tekrar hatırlatmalı, ders almalıyız. Kıymetli Mevlana dostları, sevgili gönül insanları, çocuklarımıza Mesnevi'yi mutlaka okutmalıyız. Okuma bilmeyen çocuklarımıza her akşam bir hikaye okuyabiliriz. Onların gönül dünyalarına şimdiden güzel çiçekler ekelim. Ekelim ki sevgiyle, kardeşlikle, dostlukla beraber büyüsünler, geleceğe hazırlansınlar. Yüce Allah, Mevla'yı ve tüm manevi miraslarımızı doğru anlamayı, izini takip etmeyi, mirasını çocuklarımızla birlikte yaşatmayı hepimize nasip etsin. Bu vesileyle tüm Mevlana dostlarına sevgi saygılarımı sunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok değerli başkanım, il başkanım, Osman Gazi Belediye Başkanım, belediye başkanlarımız, sevgili Bursalı hemşehrilerim, çok değerli Mevlana dostları, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun inşallah. Mevlana bu ülkede olan birçok gönül erlerimizden bir tanesi. Ama en önemlilerinden bir tanesi. Mevlana gibi, Hacı Bayram Veli gibi, Yunus Emre gibi, Emir Sultan gibi, İsmail Hakkı Hazretleri gibi gönül dünyamıza yol veren büyüklerimiz onlar bizim. Mevlana'nın yolu Kur'an yolu. Mevlana'nın yolu Peygamber Efendimizin yolu. Mevlana'nın yolu Allah'ı tanıma, anlama yolu. Mevlana'nın yolu bize gösterdiği yol, güzel ahlak yolu. Güzel insanları yetiştirme yolu. İşte gençlerimiz ve bizlerimizin örnek alacağı büyükler bunlar. Şiirden sözlere kadar o kadar güzel şeyler bize göstermiş ki, işte onlardan bir tanesini ben size söyleyeyim. Madem ki kendinde bir dert ve pişmanlık hissediyorsun, bu Allah'ın sana olan yardımının ve sevgisinin delilidir. Gönlü ışık yakmayı, aydınlanmayı öğrenen kişiyi güneş bile yakamaz. Ne diye şiirinden, zengin yoksulu hör görür ne diye, sağ soluna yan bakar ne diye, ikisi de senin elinin, ikisi de, peki kutlu ne, kutsuz ne? Her alanda bize yol göstermiş Mevlana. Allah'a hamd ediyor, şükrediyoruz.
Bu akşam da onu hatırlıyoruz, onu anıyoruz. Mevlana ve Mevlana gibi gönül erleri bize güzel ahlakı gösterdi. Gönlümüzün genişlemesine sebep oldu. Sırlara vakıf olmayı bize gösterdi. Yani bu dünyanın ötesini bize anlattılar. İşte insan da zaten onun için var. Gönlünü güzelleştirmek için var, ahlakını güzelleştirmek için var. Dünyanın da bugün buna ihtiyacı var. Dünyada bugün savaş varsa, bugün zulüm varsa, haksızlık varsa, sömürge varsa, işte inanç eksikliğidir, güzel ahlak olmayışıdır, insanlıktan nasibini olmamaktır. İnşallah bizler Mevlana ve Mevlana gibi büyüklerimizi örnek alarak dünyaya tekrar güzelliği, tekrar barışı, tekrar adaleti ve tekrar paylaşmayı getireceğiz diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Sayın milletvekilimize de teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, bu arada bu akşamki programımıza tebrik mesajı gönderme nezaketinde bulunan AK Parti milletvekillerimiz Sayın Canan Candemir Çelik, Sayın Tülin Erkal Kara, Sayın İsmail Aydın, Sayın Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Sayın Bedrettin Yıldırım, Sayın İsmet Su, Sayın Önder Matlı, Sayın Hakan Çavuşoğlu, Sayın Numan Kurtulmuş, Sayın Bekir Bozdağ, Sayın İdris Güllücü, Sayın Nihat Zeybekçi, Sayın Nabi Avcı ve yoğun programlarım dolayısıyla düzenlemiş olduğunuz Şebi Aruz programına katılamıyorum. Nazik davetinize içtenlikle teşekkür ederim. Şebi Aruz'un 741. yıl dönümünde Mevlana'nın yoluna gönül vermiş olan siz değerli Mevlana dostlarını sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu mübarek gecenin hepimiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor. Orada bulunan tüm Mevlana dostlarını bir kez daha en kalbi dileklerimle selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu.